Kalp krizi belirtileri genellikle göğüs ağrısı, nefes darlığı, terleme, bulantı ve kusma gibi semptomlar içerir. Ancak, belirtiler kişiden kişiye değişebilir ve bazen belirgin olmayabilir, bu yüzden herhangi bir şüphe durumunda hemen tıbbi yardım almak önemlidir. İşte kalp krizinin belirtileri hakkında daha detaylı bir açıklama. Göğüs ağrısı veya rahatsızlık en yaygın belirtidir. Göğüste sıkışma, baskı, ağrı veya yanma hissi olabilir. Bu his sıkıştırıcı veya ağır bir yük gibi hissedilebilir ve bazen sırt, boyun, çene veya kolların birinde yayılabilir. Nefes darlığı ani olarak nefes alıp vermede zorlanma hissi yaşanabilir. Bu durum hatta istirahat halindeyken bile ortaya çıkabilir. Terleme ani ve aşırı terleme, özellikle soğuk terleme, kalp krizinin bir belirtisi olabilir. Mide bulantısı ve kusma bazı kişilerde mide bulantısı veya kusma kalp krizi belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Baş dönmesi veya baş ağrısı bazı kişilerde baş dönmesi, hafif baş ağrısı veya baş dönmesi hissedilebilir. Yorgunluk ani ve aşırı yorgunluk hissi, özellikle diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkarsa, kalp krizini gösterebilir. Belirsiz semptomlar bazı kişilerde belirtiler belirsiz olabilir veya farklılık gösterebilir. Örneğin, yaşlı yetişkinlerde veya diyabet hastalarında belirtiler daha hafif olabilir veya belirgin olmayabilir. Kalp krizi, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Herhangi bir şüphe durumunda derhal tıbbi yardım almak önemlidir. Kalp krizi risk faktörleri nelerdir? Sigara ve nargile başta olmak üzere tütün ürünleri kullananlar. Kötü kolesterolün, LDL, yüksek olan kişiler. İyi kolesterolü, HDL, düşük olan kişiler. Diyabet, şeker, hastalığı olanlar. Metabolik sendrom yaşayanlar. Obezite hastalığıyla mücadele edenler. Hareketsiz yaşam ve fiziksel aktivitesi az olan kişiler. Erkeklerin 45, kadınların 55 yaşının üstünde olması. Uyuşturucu kullananlar. Hipertansiyon sorunu olanlar. Sağlıksız beslenenler. Preeklampsi öyküsü olanlar. Otoimmün hastalıklara sahip kişiler. Ailede kalp hastalığı yaşayan kişilerin varlığı. Kalp krizi anında ne yapılmalı? Ani kalp damarı tıkanmasına bağlı olarak ortaya çıkan kalp krizinde en önemli nokta, kalp ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkar çıkmaz kişinin tam donanımlı bir hastaneye başvurması ve sağlık yardımı alması zaruridir. Zira kalp krizine bağlı ölümlerin ortalama yarısı kalp krizi başladıktan sonraki ilk saat içinde ortaya çıkar. Nitekim kalp krizinde ilk yardıma kadar erken başlanırsa, tıkanan damarı açıcı tedavi yöntemleri de en kısa sürede uygulanabilir ve kalbin hasar görmesinin önüne geçilmiş olur. Hastaya hastanede müdahalede önemli olan hızlı tanı konulması ve müdahalenin uygun bir şekilde yapılmasıdır. Eğer kalp krizi esnasında yalnızsa, kalp krizi geçirdiği esnada kişinin tıkalı olan damarını açabilmek için yapacağı bir manevra yoktur. Öncelikle ağrı başladığı anda hasta telefonla yakınlarını arayarak durumu haber vermelidir. Bulunulan yerin kapısını aralık bırakılmalıdır. Böylece, yardıma gelecek olan kişinin işi kolaylaşmış olur. Kuvvetli öksürük geçici olarak kan akımını artırabilir. Yeni başlamış bir pıhtıyı yerinden sökme ihtimali çok düşük olsa da kişi burun deliklerini kapatarak kuvvetli biçimde öksürmelidir. Evde aspirin varsa, bir bardak su ile alınmalıdır. Bunun dışında kesinlikle bir şey yiyip içilmemelidir. Pencere açılarak odaya oksijen girmesi sağlanmalıdır. Yardım gelmesi, yatarak ya da oturarak beklenmelidir. Kesinlikle ayakta olunmamalıdır. Zira kalp krizi ile hastaneye gelen bir hastanın bir travma sorunu olmaması gerekir. Eğer kişi düşerek başını çarpmışsa, kalp krizi ile ilgili yapılacak tedaviler, başa alınan darbe nedeniyle yapılamayabilir. Ağrıyı azaltmak için egzersiz yapılmamalıdır. Soğuk ya da sıcak suyun altına kesinlikle girilmemelidir. Özellikle soğuk su böyle durumlarda çok tehlikelidir. Çünkü kalp damarlarını büzer ve tıkalı olmayan damarlarında daralmasına neden olabilir.
Bir kişi yanı başınızda kalp krizi geçiriyorsa, sağlık deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin. Hemen ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın. Bu esnada kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın. Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak kalbe daha çok kan akışının olmasını sağlamaya çalışın. Üzerindeki sıkı olan kıyafetleri gevşetmek, kravatı çözmek gibi yardımlarda bulunun. Önemli olan, hastayı tetkik ve tedavilerinin yerinde ve uygun şekilde yapılabileceği bir hastaneye ulaştırmanızdır.